Merhabalar, biz Danışan Türk izleyicileri, bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz bizlerle efendim. Yazılım danışmanımız Hasan İslamoğlu bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette, ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Hasan Bey, Hoş bulduk. nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Çok mersi, bizler deyiz, tanıyabilir miyiz sizleri de? Ben Hasan İslamoğlu. Aktif olarak 2006 yılından beri sektördeyim. Birçok startup'ın kurulumunda yer aldım. Şu anda da hala ortaklığımın devam ettiği startup'lar var. Teknik bir person olarak başladım. Daha sonra CTO olarak devam ettim. Son 2 senedir de kendi firmam üzerinden yazılım danışmanlığı veriyorum. Harika. Bu sektörü tercih etmenizin bir sebebi var mıydı? Açıkçası ben çocukken başladım programcılığa. Yani tamamıyla heves. O zaman hiç iş değildi. Daha sonrasında baktım ki bu işte gelecek var. Oraya doğru Aynen öyle. yöneldim. Okulunu da okudum. Yani ondan da kaçmadım. Okulunu da okudum. Ondan sonra zaten sektörün, yani özellikle Türkiye'de e-ticaretin yeni kurulduğu döneme denk geldi benim bir şeyleri kavrayıp olaylara müdahale olabilme sürecim. Tam o süreci de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum kendi adıma. Öyle. Harika, gelecek vaat eden bir mesleği siz aslında Aynen. çok küçük yaşlarda Evet. farkına varıp açıkçası o yolda ilerlemişsiniz. Bugün hakikaten yazılım yadsınamaz bir gerçek. Belki Aynen çok öyle. fazla biz bilmiyoruz. Yani dışarıdaki kişiler yazılım denizi duymuştur ama o nedir aslında? Tam olarak içeriği nedir, ne yapar, ne işe yarar bilmeyebiliriz ama bir o kadar işin içindeyiz aslında. Yazılım nedir? Yani yazılım temel anlamında rutinleri ortadan kaldırmaktır. En temel tanımı budur. Yani bir programın, bir yazılımın en temel tanımı rutinleri ortadan kaldırmaktır. Maalesef günümüzde insanla olan ihtiyacı da ortadan kaldırmaya işaret ediyor. Değil mi? Biliyorsunuz yani sürücüsüz İnsansız. araçlar vesaire hepsi Aynen gündemde. öyle. Hani genel olarak dediğim gibi rutin yapılan her işin ortadan kaldırılmasını amaçlayan, verinin işlenmesini amaçlayan, özellikle bilgiyi doğru analiz etmeyi amaçlayan yani şeyleri biz yazılım olarak adlandırıyoruz. Kosmos yazılım evi nasıl doğdu? Kodmos yazılım evi tamamıyla organik olarak doğdu. Yani artık Türkiye'de özellikle personelin yetersiz olmasından dolayı çok fazla hani bizim de şu konumuzu çöz, bizim de bu konumuzu çöz gibi talepler oldu. Ve hani artık kendi ekibini kur ve bunlara artık bir firma olarak destek ver demeye başladı insanlar. Yani açıkçası hani bir şirket kursam yani yazılım danışmanlığı kurarım gibi bir düşüncem yoktu. Tamamıyla gelen talebe göre yöneldim. O talebi de doğru ekiple oluşturduğumu düşünüyorum inşallah En iyi şekilde karşılaşıyorum. değerlendirerek oluşturmuş olduğunuz Kozmos ne demek? Kodmos yani kod evreni gibi bir anlamı var. Hani kozmos'dan geliyor. Kod evreni gibi. Çünkü yaptığımız çok fazla, çok farklı alanlara vuruyor. Onları genel olarak böyle bir kodmoz olarak isimlendirdik. Çok düşündük ama iyi bulduğumuzu düşünüyorum. Süper. Yaptığınız işle örtüşen bir isim Evet, aynen. aslında. Bir girişimci olarak başarıyı nasıl değerlendirirsiniz? Başarı yani çok fazla açıklaması var ama en temelde ben doğru iletişim olduğunu düşünüyorum başarının. İnsanlarla yani özellikle müşteri kısmıyla her bağlamda doğru iletişim kurmak lazım. Yani ihtiyacını doğru anlamak lazım, zamanında vermek lazım. Gerçekten talep edilen her şeyin gerekli olup olmadığını doğru yönlendirmek lazım. Çünkü işverenler de bazen ne istediklerini bilemiyor olabiliyorlar. Yani biz o yoldan çok geçtiğimiz için farklı bir yola sapmak isteyebiliyorlar ve biz yeri geldiğinde onları da uyarıyoruz. Diyoruz ki hani oradan gitmeyin, oradan gidenlerin başına gelenler Sorumlusu. bunlar. Aynen. Hani siz bu tarafa yönlenin diye uyarabiliyoruz. Onun için ben başarıyı eğer bir insan dahil olduğu projede doğru yönlendirmeleri yapabiliyorsa bir ekip, bir şirket, onu ben başarı olarak addederim. Başarılı bir startup nasıl olmalı? Tamamıyla ekibe dayalı bence. Yani günümüzde artık şöyle konular kalmadı. Yani fark ettiyseniz mesela önceden Einstein'ın adını duyardık. Şimdi direkt Einstein diye biri yok. İsviçreli bilim adamları var. Artık daha geniş kitlelerin olduğu, ekiplerin olduğu işler büyüyor. Yazılımda da bu bir ara kahramanlarımız vardı. Yani bir iki kişinin bir şeyler yaptığı ve işte milyoner olduğu hikayeleri duyduk. Ama günümüzde yani yazılımın özellikle ya çok maliyetli bir şey yapıyor olmanız lazım. Sermayesi çok yüksek bir şey. Ya da çok doğru bir ekip buluyor olmanız lazım. Çünkü yazılım artık tek kişinin yapabileceği bir noktada değil maalesef. Değil. Ekip çok önemli. Evet, aynen öyle. Hangi sektörlere danışmanlık yapıyorsunuz? Biz yani bizim esas kökenimiz bütün arkadaşlarım benim ve ekibimin e-ticaret artı büyük veriyle ilgileniyoruz. Büyük veri zaten günümüzde biliyorsunuz çok popüler bir konu. Büyük verinin özellikle e-ticaret ayağında analizi olsun. E-ticaret sitelerinin yüksek trafikli olduğu durumlarda çünkü herkes e-ticaret sitesi kurabilir ekseri.
Ama herkes yüksek trafik almaya başladığı zaman o siteyi ayakta tutamıyor. Böyle sorunlarla insanlar daha çok bize geliyor. Yani başlangıçta değil de bir tık işlerini büyütebildikleri noktada teknik bazı sorunlar oluşuyor, bazı ihtiyaçlar oluşuyor. Tamamıyla doğal bir süreç. O durumda daha çok biz müdahale oluyoruz yani. Nest, Big Think gibi ya da işte yapay zeka gibi bununla birlikte veri madenciliği bu konulara bakacak olursak da Türkiye'nin mevcut konum ve neler yapabilme kısmında bize bilgi verebilir misiniz? Ya Türkiye'nin şöyle bir sorunu var. Mesela yani söylediğiniz şeyler farklı farklı birçok alan ama şöyle mesela Japonya'da bir uydu fırlatıldı, bizim Göktürk uydusu. Bunda 350 tane taşeron yazılım firması çalıştı. Bakın 350 tane. Bu 350 tane firma Japonya'da var yani. Bir tane uyduyla alakalı 350 tane yazılım firması var. Bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Mesela Sabiha Gökçen Uluslararası Havacılık ve Uzay üstüne kurulan bir teknopark. İçine bakın kaç tane uzay ve havacılıkla alakalı firma var. Yok. Tamamıyla yani vasatın yani bir tık üstündeyiz belki yani. Altındayız demeyeyim ama bir tık üstündeyiz. O da daha çok böyle görünür ortamlarda. Fazla derin teknik değil. Daha böyle işte e-ticaret var yerlerde bir tık iyiyiz. Ama hani böyle bir uydu gönderelim, bir işte uçağın yazılımı yapalım. Mesela biz büyük veri diyoruz. Herkes e-ticaret analizinden bahsediyor. Ama bir Boeing dediğimiz uçak bir uçuşunda 8 terabayt veri üretiyor. Bu verinin analizi de bir önem. Her verinin analizi bir önem. Bir fabrikanın verisinin analizi de bir önem. Bunları Türkiye'de değinen hiçbir firma şu ana kadar görmedik maalesef. Türkiye'nin teknolojik anlamdaki konumuna bakacak olursak da işte kapasitesini nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi sizce? Özellikle altyapı olarak yani teknoparklar olsun, devlet teşvikleri olsun bu konularda yeterli. Ama özellikle üniversitemizin yetiştirdiği personel diyebileceğimiz insanlar da maalesef. Aşırı derecede insan eksiğimiz var, aşırı derecede. Bizim en çok zorlandığımız alan gerçekten şeyi de geçtim yani yapabileni bulmaya geçtim. Yapabileceğini düşündüğümüz insan da çok az. Yani üniversiteden çıkan arkadaşlar genellikle maalesef hiçbir şey bilmiyorlar. Maalesef. Yani o onlar için üniversitede bir sınav olmuş, öyle geçmiş ve birçok üniversitede üst üniversiteden mezun olan arkadaşla çalıştım. Maalesef durumları neredeyse hep aynı. Çok haklısınız. Hangi sektör olursa olsun ben dinlediğim zaman herkesin her sektörde hakikaten bu anlamda bir kanayan yara oluşmuş. Bırakın dediğiniz gibi o konuyu bilmeyi, sadece dediğiniz gibi hani bitti üniversite, işte diplomayı aldım. Ama onlara da çok fazla bir şey demiyorsunuz. Daha başa gidecek olursak işte hep bir zincirleme halde ilerleyebiliyoruz maalesef ki. Umarım daha iyi, daha güzel olacaktır. İnşallah. Diyelim umut her daim İnşallah. var elbette ki de. Gelecekte hangi sektörlere yönelmeyi düşünüyorsunuz? Biz özellikle bilginin işlendiği her sektörde olmak istiyoruz. Ekibim de bu konuda çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Zaten şu anda yaptığımız iş ağırlıklı olarak bu şekilde ilerliyor. Yani bu gerçekten bir yapılan bir uçağın analizi de olabilir. Demin bahsettiğim Boeing uçuşundaki gibi. E-ticaret de olabilir. Biz özellikle veriyle uğraşmak istiyoruz ama büyük veriyle uğraşmak istiyoruz. Harika. Bir farkınız vardır muhakkak. Nedir sizce? Şöyle, yani Türkiye'de bu konularla ilgilenmek isteyen insanların gerçekten bir motivasyonu yok. Yani çünkü talep var ama onu karşılayacak insan yok. Bunu da karşılamak için gerçekten çok çaba harcamak gerekiyor. Bu talebi karşılamak için çok fazla bilgi gerekiyor. Düz programcılık, düz yazılım mühendisi maalesef yeterli değil. Bu iş için en azından 3-4 senesini insanların ayırmış olması gerekiyor. Bu anlamda bir firmaya, bir kişiye faydası dokunabilmesi için. Bizim ekibimizdeki istisnasız bütün arkadaşlar bu konuda yıllardır tecrübeli, ben dahil. Biz en çok ona güveniyoruz ve yapacağımız değil yaptığımız şeyler zaten ortada bu anlamda. Türkiye'de birçok e-ticaret firmasının bu bağlamda çözümlerini ürettik. Bir şekilde yer aldık ben ve ekibim. Bu şekilde. Danışanlar neden sizleri tercih etmeli? Eğer gerçekten işlerini büyütmek istiyorlarsa yani çünkü teknik sorun maalesef bütün sektörlerde var. Ve belli bir yere kadar basit çözülebiliyor bunlar. Yani bir iki personelle bu işler çözülebiliyor. Ama belli bir hacmin üstüne ulaşıldığında işte stokları doğru gitmiyor. Sitesine ziyaretçi geliyor ama site çalışmıyor. İstediği kadar reklam yayınlayamıyor. Yani günlük 150 bin dolar reklam çıkan müşterilerimiz var. Sitesi patlıyor. Hali o durumda direkt bizi arıyorlar. Hani
yardımcı olabilir misiniz? Yani bu tarz durumlarda daha çok dediğim gibi büyük ölçekli sitelerde, yüksek trafikli sitelerde o trafiği manage etme noktasında biz yardımcı oluyoruz. Peki Kosmos Yazılım Evi'nin diğer mesela firmalardan ayıran önemli özelliği nedir sizce? Yani herhalde derin teknik konularla ilgileniyor olması. Yani çünkü Türkiye'de bu tarz firma en fazla 5-6 tane sayarım. Gerçekten daha yani yeniyiz bu konuda. Çok çok yeniyiz. Çünkü çok net tecrübe gerektiriyor. Yani bu herhangi bir e-ticaret sitesi mesela kabaca bir ayda kurarsınız yani. Ama böyle bir şirket kurmak için gerçekten bu konudaki insanları tanıyor olmanız lazım. Bu konudaki insanlarla, çalışacak insanlarla iletişiminizin iyi olması lazım. Bu insanların kendi gelecek planlarını bu büyük veri analizi konusunda yapmış olmaları lazım. Girilmesi çok zor bir sektör. Yani girdiğinizde de faydasını inşallah göreceğimiz bir sektör. Çünkü biliyorsunuz bütün dünya o yöne kayıyor. Tabii. Artık veri önemli değil, verinin analizi önemli. Mesleğinizin avantajları ve dezavantajları nelerdir sizin için? Uykusuzluk dezavantajı muhakkak. Çünkü özellikle e-ticaret firmalarına destek veriyorsanız, e-ticaret firmaları bir dükkan değil, kapanmıyor. 7/24 çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu bizim işimizin bir doğası. Yani fırıncının ben sıcak sevmiyorum demesi gibi bir şey olur. Bizim hafta sonu destek vermiyor olmamız veya gecenin bir vaktinde uyanıp o işi yapmıyor olmamız. Sorun her zaman çıkar. Önemli olan soruna vaktinde yanıt verildi mi? Ne kadar sürede ve kalıcı bir çözüm mü getirildi? Nasıl bu süreçte müşteriler ne kadar etkilendi? Bunlardır yani. Avantajlarına gelirsek de çok net büyüyecek bir sektörün. Şu anda ilk 5-6 tane firmasından bir tanesiyiz. Şahane. Öğrencilere tavsiyeleriniz nedir? Öğrencilere tavsiyelerim öğrenci kalmamaları. Olabildiğince erken bir şekilde varacakları yere erkenden ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Ya yani eğer yazılımcı olacaklarsa, eğer mobil uygulama geliştireceklerse, büyük veriyle uğraşacaklarsa bugün başlasınlar. Okulda okumak maalesef bu işi yapmaları için yeterli değil. Çünkü şöyle düşünün, yani kabaca bir okuldan zaten senede en az 150 kişi mezun oluyor. Kaç tane okul var? Hesaplayın. Yani senede 10 bin kişi sizin girdiğiniz alana giriyor. Sizin onlardan bir farkınız olması lazım. Kendinizi bir tık daha ileri götürmeniz lazım. Zaten yeni mezun diye bir tabir var. Ama hem yeni mezun hem de bilmiyor olmasınlar. Özellikle Özgür Web günleri, Özgür Yazılım günleri gibi tamamıyla ücretsiz etkinlikler var. Ben ve benzer sektörden arkadaşlarım buralarda konuşmalar yapıyoruz, seminerler düzenliyoruz. O tarz yerlerde biraz fazla bulunmalarını tavsiye ederim. Yani bugünden işleri olarak kabul edip, yani hangi bölümde şey yapıyorlarsa, okuyorlarsa, bugünden işleri olarak kabul edip o taraflarda biraz daha bulunmalarını isterim, hayatlarına katmalarını isterim. Hangi alana yönelmeliler, hangi kaynakları tercih etmeliler? Yani bir kere bizim işimiz zaten internette. İnternette de her türlü şeyi bulabilirler. Onun dışında bizim sektördeki insanların tamamının yani aynı eğitim fakülteleri gibidir. Herkes birbirine hocam der. Yani bu patronunuz da olsa aynı, işçiniz de olsa aynı. Herkes birbirine hocam diye hitap eder. Bize de sorabilirler. Yani iletişim bilgilerinden ulaşabilirler. Farklı firmalara kendi istedikleri alanlarda çalışmak istedikleri firmalarda bir şeyler sorabilirler. Emin olun yanıt alırlar. Yani hiçbir yazılım firması ben görmedim, hiçbir internet firmasını hani yani şunu nasıl yapıyorsunuz, bana bu konuda bir brief verin dediğinizde yanıtsız kaldığını. Kesinlikle geri dönüş yaparlar ve bu özellikle seminerlerde bu konudaki insanları yakalayıp, doğru insanları, doğru soruları sorup ama bir ön çalışmayla. Yani ben programcı olacağım, ben yazılımcı olacağım, ben de şirketimi kurmak istiyorum, ne yapacağım değil. Yani gerçekten bir fizibiliteyle, kısa ve öz hazırlanmış bir soruyla yönlendirilmelerini isterim. Çünkü üniversitedeki ortamlarda anladığımız kadar yani bizim sektöre danışmanlık verdiğimiz firmalara da baktığımızda, kendimiz de birileriyle görüştüğümüzde anladığımız kadarıyla maalesef üniversitedeki eğitimleri yönlendirilmeleri yanlış. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz çok sizlere. Kolaylıklar diliyorum. Nice güzel başarınızın kat ve kat devamını dileyerek. Çok teşekkür ederim. Çok, çok mersi. Değerli konuğumuz efendim bugün bizlerleydi. Yazılım danışmanımız Hasan İslamoğlu. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.